Kıyamet günü neler olacak diye hiç merak ettiniz mi? Ya da kıyamet nasıl kopacak sorusu hakkında herhangi bir bilginiz var mı? Kıyamet gününde hamile kadınlar korkudan bebeklerini düşüreceklerinden haberiniz var mı? Ya da anneler kendi öz evlatlarını korkudan tanımayacaklarını biliyor musunuz? İşte kıyamet günü neler olacak, neler yaşanacak? Dünya hayatı için Allahu Teala tarafından belirlenen süre sona erdiğinde bütün meleklerden İsrafil aleyhisselam sur borusuna üfleyecek ve bu kainat sona erecek. Kıyamet kopacak ve yeryüzünün en dehşetli olayları yaşanacaktır. Kıyametin kopmasıyla öylesine dehşetli manzaralar ortaya çıkacak ki gök yarılacak, erimiş maden haline gelecek, güneş ve ay kararacak, yıldızlar dağılıp dökülecek, dağlar atılmış yün gibi olacak, denizler kaynatılacak ve fışkıracak, cehennem alevlendirilecek ve cennet yaklaştırılacaktır. Kıyamet günü neler olacak? Gözler dehşetten kamaşacak, insanlar kaçacak fakat sığınacak bir yer bulamayacaklardır. Bu dehşetli manzara sebebiyle büyük bir kıyameti olan 10 aylık gebe develer bile salıverilecek. Yani kıymetli malların bir değeri kalmayacak. Yabani, vahşi hayvanlar bir araya toplanacaktır. Kimse dostunu sormayacak. Kulakları sağır edecek bir ses ve korkunç bir sarsıntı sebebiyle emzikli kadınlar kucaklarındaki çocuklarını unutacak. Hamile kadınlar bebeklerini düşürecek. Sarhoşlar bile korkudan hemen eski haline döndürüleceklerdir. Günahkar bir insan o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak yavrularını, eşini, kardeşini, kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta ve hatta dünyada var olan insanların tamamını verip kendisini kurtarmak isteyecektir. Ama nafile. Kıyamet gününden sonra sonsuz yaşam insanları bekleyen en önemli gerçeklerdir. Bu nedenle uğrunda yaşanması ve çaba harcanması gereken tek gerçek Allah rızasıdır. Allah sonsuz hayatın başlangıcını son derece büyük ve ihtişamlı olaylarla gerçekleştirecektir. Bugünle karşılaşan herkes dünya hayatının artık tamamen sona erdiğini anlayacak ve ahiretin varlığını kesin bir bilgiyle kavrayacaktır. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kendileri Allah'ı unutmuş, böylece o da onlara kendi nefislerini unutturmuş olanlar gibi olmayın. İşte onlar fasık olanların ta kendileridir. Haşr suresi 18 ve 19. ayet.